Hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir tane takipçim harika bir yorum yazmış. Ne yazmış? Cansın harikalar diyarına hoş geldim. Ne kadar güzel bir yorum öyle. Çok öpüyorum. Evet, Cansın harikalar diyarına hoş geldiniz. Burada bol bol müzik var, film var, parfüm var efendim. Hoş geldiniz. Evet, yorumlarınızı okudum. Çok 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 mutlu ettiniz beni. Harikasınız. İyi ki varsınız. Tabii bir o kadar da düşmanlarım var. Yok değil. Haterlarım maşallah yine çok beklediğim gibi. Biz şimdi videoyu bir gün önceden ya da işte saatler önceden koyuyoruz. Gizli oluyor. Saat 9'a atıyorum, kuruyoruz. Saat 9 olduğu zaman 21.00 şak video açılıyor. Siz görebiliyorsunuz. Saniyesinde ben şimdi heyecanlı heyecanlı bekliyorum ya. 21.00 oldu, şak diye dislike geldi. Hani video falan izlenmeden direkt dislike. Hani ne düşünebilirim? Şimdi bu insanlar hakkında ben ne düşünebilirim? Yani izlemeden etmeden dislike yapıyorsa herhalde beni çok beğeniyor olmalı. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Yani adını söylemeyeceğim şimdi bu duygunun. Demeyeceğim ama neyse. Sizin için bugün 5 tane parfüm seçtim yine. Sonbahar kışa çok yakışan, çok iddialı. Acaba ne başlık bulacağız? Başlık konularında çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yani işte en seksi, en iddialı, en çekici. Bilmiyorum, ben de uyandırdığı duygular bu şekilde. Ama bir ayar çekeceğim. Merak etmeyin, bir güzel bir başlık bulacağız. Ya da sonbahar kış en iddialı niş kokular part 2 mi yapsak? Bu daha muhtemel. Ben söyleyeyim. Seçtiğimiz kokular neler? Provocateur, Lost Sherry, Back to Black, Noa Parfum ve Santal Rae. Bunların hepsi bizim listelerimizde niş kategoride yer alıyor. Ama Back to Black, Lost Sherry, Santal Rae unisex iken Noa Parfum ve Provocateur kadın kokusu olarak karşınıza çıkacak. Fakat şimdiden belirtmek istiyorum. Provocateur bence unisex bir koku. Teşekkürler. İlk parfümümüzle başlıyoruz. İlk parfümümüz Provocateur. Provocateur nasıl bir parfüm? Adı gibi kışkırtıcı, tahrikçi ve çekici bir koku. Benim yine Portrait of a Lady'de olduğu gibi nefret ettiğim, çok manasız ve anlamsız bulduğum ve sonrasında yine bir müşterimin aşkla alışımdan sonra ya ne buldu bu kadar bu kokuda ya deyip aynen şöyle bir falan hani ışıklar mışıklar koy. Nirvana'ya ulaştım çünkü o an. Evet, gerçekten bol bol gömdüğüm, yerdiğim parfümleri sonradan sevmek gibi bir özellik edinmeye başladım. Bu kötü bir şey mi? Yani belki de hazır değildim o kokuya. Burnum alıştı falan filan anlatıyorum. En yoğun hissedilen notalarında safran, gül, misk, sedir, vetiver falan var. Böyle güllü, miskli, sıcak baharatlı, odunsu bir koku. Bana neyi anımsattı bu koku? Basic Instinct diye bir film var biliyorsunuz. Temel içgüdü. Eğer filmini izlemediyseniz bile ya Sharon Stone'dan biliyorsunuzdur ya onun çok meşhur bir şeyi var. Bölümü var. Sen de bilirsin. Hani bir tane kadın Sharon Stone oturuyor böyle. İşte polisler falan mı sorguya çekiyorlar sorgu odasında. Herkes bilir onu anladınız mı? Hani bir böyle bacak bacak üstüne atar falan. Şimdi orayı koyuyor Eko. Gördünüz mü? Orada Sharon Stone'un üstünde bu koku vardı arkadaşlar. O kadının üzerinden bu sahnede bu koku yayılıyordu. Böyle güllü ama yine deline exclusive'lar, deluxe'lar gibi bir gülden bahsetmiyorum. Daha tozlu bir gül bu. Portrait of a Lady tarzı diyebilirim. Hatta belki de ikisini de aynı anda sevmememin sebebi ise bu tozlu, güllü, odunsu tavrı alışık olmayışımdı. Misk var. Sedir ve vetiver çok güçlü. Safran zaten en yoğun hissedilen nota. Bayağı odunsu, tozlu bir gülden bahsediyoruz burada. Ve kalıcılık yayılımı nasıl? Kalıcılığı çok iyi. Yayılım da zaten bundan kaynaklanıyor. Ben ilk sıktığım zaman saçlarımı şey yapmıştım. At kuyruğu. At kuyruğu yaptım. Uzunca bir süre sıktıktan sonra at kuyruğu kaldı saçım. Sonra açtım. Arabadaydık Aytek'le. Bir anda şey oldu böyle. Parfüm mü sıktın? Sanki saçımın içinden parfümler falan yapmışlar gibi böyle bir dağıldı. Çok kuvvetli bir performansı olan bir koku. Bir de bazı müşterilerim şey diyor. Benim tenimde hiçbir koku kalmıyor. Hiçbir koku kalmıyor. Timsah diriliğim ben asla olmuyor, kalmıyor, kokmuyor. Bu koku kokar arkadaşlar. Eminim. Tecrübeyle sabit. Sıradaki kokuya geçeriz. Ah bu kokuyu çok seviyorum. Evet kokladım. 10 parfümden 7'sine çok seviyorum. Sıradaki kokumuz Santal Royale. Bu
kokunun şöyle bir hikayesi var. Ombre Nomad. Onu da daha sonra anlatırım. Henüz anlatmadığım bir koku YouTube'da. Bir de bu koku bayağı bir müşterimiz tarafından çok uzun bir süre beklendi. Ben kokularını bilmiyordum açıkçası. Çıktıktan sonra biz de tanıştım. Bu koku ne ya? Santal Royale var ya, inanılmaz mükemmel bir koku. Anlatıyorum. En yoğun hissedilen notalarında ut, gül, sandal ağacı, deri, amber, tarçın gibi notalar var. Ve nasıl bir koku? Odunsu, derili, sıcak baharatlı, güllü. Ay, bu da çok efsane bir koku. Bu da çok efsane bir koku. Bana neyi anımsatıyor? Böyle aşk, iş, arkadaşlık ve benzeri birçok konuda, hayatla ilgili her konuda şu zor insan olarak nitelendirilen insanlar vardır ya. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ben değil mi? Sensin kesinlikle. İşte bu parfüm bence o insanların kokusu. Zor ama çalışkan, zor ama işte başarılı, zor ama iyi. İyi yani, anladın mı? Zor insanlardan korkmayın ve nefret etmeyin. Sadece biraz zoruz alt tarafı. Bu koku da birazcık yine zor kokulardan. Benim için değil ama yeni koklayanlar ya da işte yeni niş kokularla tanışanlar için zor kokular grubuna giriyor bence. Ama nasıl çekici, nasıl iddialı, nasıl böyle buram buram bam bam bir koku. Böyle o ut, o gül, amber, zaten hepsi bağımsız bir şekilde çok baskın notalar. Bakın bu kadar baskın nota ortaya gelmiş. Hepsini notaları bence öyle çok birbirinden bağımsız almıyorsunuz. Böyle hepsi bir araya gelmiş, toparlanmış. Birlikte başka bir X notası olmuşlar gibi daha çok. Hatta garip bir şekilde ben şey hissediyorum. Komik olabilir bu. Daha önceden bu kokuyu koklamış olanlarınız, kullanıyor olanlarınız girebilir. Ama ben ilk sıktığım zaman, bu böyle vişne meyve suları vardır ya, böyle onu ilk içtiğiniz zaman böyle damağınızı bir ekşi tat kaplar. Bence notalarında bunu belirtmemişler, açıklamamışlar ama ya böyle bir böğürtlen vişne bir şey var yani. O familyadan bir nota var bunda. Ben öyle hissediyorum. Kesin vardır o zaman. Ben çünkü çok biliyorsunuz. İçine gizlemişler de söylememişler. Deri hissiyatı çok baskın. Diğer notalara nazaran derinin varlığı bir tık daha hissediliyor diyebilirim. Ya çok sıcak baharatlı, sonbahar kışa çok yakışacak. Böyle hava çok soğuk olduğu için siz böyle titrerken içinizi ısıtacak ama bir o kadar da böyle hani güçlü hissedeceğiniz. Hani bu kokuyu sıkıp da ben bilmiyorum böyle işten çıkıp böyle çok mutsuzum, çok yorgunum falan diyecek bir insan yoktur bence bu kokuyu kullanıp. Hani isteseniz de istemeseniz de sizi daha böyle bir ayakta ve güçlü kokuyor. Çünkü kokunun ruhu öyle. Güçlü, başarılı, her ne kadar zor olarak nitelendirilse de o insanlar, haksızlık ediyorsunuz. Hatta şey, Emily in Paris'i izlediniz mi bilmiyorum. Ben çok beğendim ve çok keyif aldım. Orada bir Sylvia karakteri vardı. Yıldırıcı bir kadın, anladın mı? Zor bir kadın. Bence bu parfüm ona çok yakışırdı mesela. Benim kadar ona da yakışırdı. Kendisine buradan da öneriyorum. Üçüncü kokuya geçiyoruz. Sırada üçüncü kokumuz var. Lost Sherry. Yine muazzam bir parfümle geldim size. En yoğun hissedilen notalarında vişne, acı badem ve likör var. Ve çok basit bir yolla anlatmak istiyorum. Şey yani, acı badem likörü. Nazen şimdi koydu buraya koy. Şey, Nivea'nın bu pembe ruju. Buraya da şey, Bebak markasının böyle acı badem sütlü makyaj çıkarıcısı. Bu üçünün de kokusunu biliyorsanız ve daha önce kokladıysanız, işte arkadaşlar bu parfüm böyle kokuyor. Daha böyle açıldıkça vişne daha acı badem likörü, acı badem ve liköre göre daha baskınlaşıyor. Ama böyle çiğ bir vişneden bahsetmiyoruz. Daha tok bir koku bu. Ve bana ne anımsatıyor? Kırmızı ojeler, parlak kırmızı ojeler, kırmızı dudaklar. Hatta Angelina Jolie ile Penelope Cruz'un görsellerini koysun buraya koşinde. Nasıl seksiler ama. Nasıl vamp yani, anladın mı? Hani böyle çekiyor seni. Aşırı hoşuma gidiyor bu kırmızı ruj ve sade makyaj olayı. İşte ve bir kadın tiplemesi geliyor aklıma, bir look geliyor. Kırmızı ojeler, kırmızı dudaklar, simsiyah ceket, pantolon ve siyah rugan bir stiletto. Fakat bir detay var. Kadın yürürken stilettosunun altına görüyoruz kırmızı. Bu ne demek? Louboutin. Şu an ezilleşti. Marka dişkini manyak. Hayır, gerçekten hayalimde böyle bir tipleme yer almıştı. Yani bu tip imajlı kadınların üstünden Lost Sherry geliyordur gibi. Ve
Eğer bu kokuya bir şarkı koymak isteseydim ne olurdu? Tabii ki de Modern Talking'den Sherry Sherry Lady olurdu. Onu da hemen Eko koyuyor şimdi. Sherry Sherry toparlayacak olursak birazcık daha sıra dışı notalara sahip işte acı badem ve likörden bahsediyorum. Biraz daha toparlı, olgun, tok bir koku. Her ne kadar vişne ilk başta kafa karıştırırsa da dediğim gibi. Ve şey böyle temel akorlarında da böyle vişneli, meyveli, odunsu hoşunuza gidecektir bence. Rahatlıkla da kullanabilirsiniz her yerde bence. Sonbahar, kış olduğu sürece ofiste olabilir, gezmede olabilir, tozmada olabilir. Sadece böyle hani eşofman ve paspal hallerimizde tercih etmeyeceğimiz kadar şık ve iddialı bir koku. Sıradaki parfüme geçiyorum. Sırada dördüncü kokumuzla Back to Black'i tanıtayım size. Back to Black yine unisex, niş, harika bir kokumuz. En yoğun hissedilen notalarında beyaz bal, tütün, vişne, badem, ahududu ve vanilya var. Şimdi vişneli, Los Cherry bir önceki parfümümüz de vişneliydi. Fakat benziyorlar mı? Hayır. Hem de hiç. Bu çok daha hareketli ve enerjik bir koku. Onun gibi daha olgun ve tok değil. Bu daha hareketli. Neler geliyor aklıma bu kokuyla birlikte? Bu kokuyla birlikte aklıma ilk kokladığım zaman melezler gelmişti. Bu bazen Instagram'da denk geliriz ya işte dünyanın en güzel melezleri. En farklı melez doğanlar. Buralara şimdi Eko koyacak onları. Şu güzelliği görüyor musunuz? Allah yaratmış hani. X ve Y birleşmiş ortaya mükemmel bir şey çıkmış. Bu kokuda da o kadar birbirinden bağımsız bir sürü alakasız notalar var ki. Yani hani bir araya gelip daha iyi bir şey çıkamazdı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum, çok orijinal olmuş. Doğadaki zıtlıkların buluşması ve o birbirine uymayan bütün parçaların totalde bakıldığı zamanki o estetiği gibi düşüncelere kapılmıştım bu parfümü kokladığım zaman. Genelde bal ve vişne seven ya da o tarz bir şey arayan müşterilerime önerdiğim bir koku ya da işte sonbahar, kış böyle hani kimse de olmayan çok farklı ve enerjik bir koku arıyorum diyenlere önerdiğim bir koku. Bal, tütün ve vişne çok yoğun bir kokuda. Badem hissedilirliği de var ama hiç böyle hani badem ön planda değil. Evet, en yoğun hissedilenlerde ama hani bir araya gelmiş ve sadece eşlik ediyor. Vişne, bal ve tütün üçlüsünde daha ağırlıklı bir koku. Kalıcılık ve yayılımı çok kuvvetli bir koku. Los Cherry'i denedim. İşte benim için fazla bademli geldi ya da çok likörlü geldi ya da biraz daha tok geldi, daha hareketli bir koku arıyorum diyenlere kesinlikle Back to Black'i öneriyorum. Seveceğiniz bir koku olacaktır. Ve şov bir parça, hani şov bir tasarım. Damganızı vurursunuz ortamlarda. Sorarlar ya hani böyle geçtiniz mi? Ne koktu burada falan derler. Deneyin. Kocuğu var mı? Çok seviyorum. Sırada sonuncu kokumuz Noa Porfem var. Kadınlara uygun bir koku. Muazzam bir koku. Notalarıyla başlayayım. En yoğun hissedilen notalarında kulfi, vanilya, amber, sandal ağacı, damla sakızı ve zencefil var. Ya bu kulfiyi koymak nereden aklınıza geldi acaba? Bu parfüm tasarımcıları, üreticileri. Siz harikasınız. Tebrik ediyorum. Muazzam bir parfüm. Yani o kulfi, bu arada kulfinin de hemen görselini buraya koyalım Eko'cuğum. Bir Hint tatlısı. Dondurma gibi bir şey. Gidersem bir gün eğer dışa çıkma yasakları, ülkeler giriş çıkış falanlar hallolursa şey yapmak istiyorum. Bir tatmak istiyorum. Bu kokudaki duyduğum şey muazzam çünkü. Kulfinin o tatlılığı, vanilya, damla sakızı da çok net hissediliyor. Zencefil. Ben bu dört notayı çok daha fazla hissediyorum. Fakat bir noktada, ben daha yeni sürdüğüm için hemen değil. Bir noktada koku böyle birazcık daha değişmeye başlıyor. Kulfi, vanilya, bu işte zencefil gibi notalar yine var ama devreye amber ve sandal ağacı da giriyor. Ve koku bir anda tatlı bir kokudan tatlı baharatlı bir kokuya geçiyor. Böyle hani madalyonun iki yüzü gibi. Hani iyi taraf, kötü taraf. Baharatlı taraf, tatlı taraf. Hatta ben bu düşünceye kapıldığım zaman bir de çok sevdiğim bir şarkı gelmişti aklıma. Şarkı da şey, Love and Hate. Sen biliyor musun o şarkıyı? Hayır, bilmiyorum. Ama ablanla biz çok dinleriz. Koyalım mı? Ve
evet baharatlı, iddialı, dikkat çekici bir koku. Fark edilirliği yüksek bir koku. Ama bu diğer kokulardaki gibi böyle hani wow ben buradayım, hani sert falan, asi gibi duygular yok. Hepsini biraz biraz böyle hisseder oluyorum, o duyguları, hisleri alıyor oluyorum ama bu çok daha tutkulu, şefkatli, yumuşak bir duyguda bence. Böyle şey gibi, hani sapasağlam ayakta duran çok güçlü bir karakter vardır yanınızda. Bu belki anneniz, babanız, sevgiliniz, kardeşiniz, her kimse. Hani böyle dışarıya karşı böyle sert ve şey görünür. Hatta birazcık acımasız görünür falan ama siz onun için dışını bilirsiniz ya. Hani böyle ağladığınız zaman, üzgünken, depresyondayken her türlü duygu durumunuzda gidip onun yanına sığınabilirsiniz. Yani öyle insanlar vardır çevremizde. Benim var, umarım senin de vardır. O kişinin omzunda ağlamak ya da işte teselli bulmak gibi. Yani o güçle, anladınız mı? Siz güçsüzken o güçlü ve siz sırtınızı dayayabiliyorsunuz. Bence dünya üzerindeki en kıymetli duygulardan bir tanesi. Yorulduğunda kardeşim bir omzunu açar mısın, ben biraz dinleneceğim, çok kötüyüm demek. Bu kokuda öyle şefkatli, yumuşak bir taraf var. O kulfi ve vanilya notaları bende bunları hissettiriyor. Hem tatlı hem baharatlı, çok güzel bir parfüm. Deneyin derim. Bence deneyin, çok güzel. Bu da bitti. Parfümlerimiz evet. Bitti. Başka neyden konuşalım efendim? Ne istersiniz? Bir şey daha söylemek istiyorum. Yakında kredi kartıyla ödeme seçeneği gelecek. Bu bence hepinizi mutlu eder. Çok yakında, bir haftası falan kaldı. Kredi kartıyla ödeme seçeneği geliyor. Buradan almak istediğiniz, merak ettiğiniz bir koku olursa hoop Jones Parfüm'e geliyorsunuz Instagram hesabıma. Oradan siparişinizi oluşturuyorsunuz. İşte daha önceki çekmiş olduğum YouTube videolarımdan ya da yazmış olduğum postlardan araştırarak kendinize bir liste oluşturuyorsunuz. Ben direkt öneride bulunmuyorum. Çünkü artık öyle bir şeye ne vaktim var ne de vaktim var. Gerçekten vaktim yok. O yüzden böyle bir sistem oluşturduk. Siz kendi listenizi hazırlıyorsunuz. Sonrasında da işte Cansu Hanım, ben böyle bir liste hazırladım. Ben tatlı kokulardan hiç hoşlanmam. Birazcık daha odunsu bir koku arıyorum. İşte gül baskınlığı olabilir. Ben kendime böyle bir liste hazırladım. Uyuyor mu acaba size? Doğru hazırlayabilmiş miyim? Ben de listenize bakıyorum. Diyorum ki bu olmasa daha iyi. Bunun yerine bunu koyalım gibi birazcık değiştiriyorum eğer gerekirse. Ve o şekilde bir toparlama yapıyoruz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.